Çocuğumuz 52 aylık. Bizi bıraktıktan sonra 2 yıl kadar rahattık. Kardeşi doğduktan sonra geceleri altını ıslatmaya başladı. Nasıl çözebiliriz? Sakin olun, çok normal. Çok normal. Yani bunu çevrenizde duymuş olabilirsiniz. Yakın yaşlarda özel gereksinimi olsun olmasın. Her çocukta olabilecek hadiseler bunlar. Dolayısıyla bu özellikle bu ben merkezci dönem vardır çocuk gelişiminde. Bu bütün çocuklar için geçerli olan bir süreçtir. Özel gereksinim varsa çocuğun bu süreç uzayabilir. Çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi akranlarından biraz daha geriden geldiği için bu 5 yaş bazen 6-7 olabilir, 8 de olabilir. Çocuğun düzeyine göre, ama bir ben merkezcilik vardır. Yani çocuk 5 yaş civarına kadar, yani normal akran gelişim için söylüyorum, 5 yaşa kadar dünyayı kendi çevresinde dönüyor sanır. Yani ben merkezcilik, yani bencillik tabiri caizse, her şey onundur. Anne baba onundur. Ev onundur. Eğer 7 kardeşi doğdu, beraber yatıyorlarsa o oda onundur. Kardeşi istemez vesaire. Kıskançlık yani. Dolayısıyla bizim ket vurma dediğimiz bir davranıştır bu. Yani öğrenilen bir becerinin, öğrenilen bir gelişim basamağının bir süre sonra yapılamaması, geriye dönme. Dolayısıyla siz şu anda onu yaşıyorsunuz. Kardeşi olduktan sonra demişsiniz. Yani sanıyorum daha yeni bir hadise. Yani kardeşi kaç aylık? 1 aylık, 20 günlük, 2 aylık, 3 aylık. Önemli. Onu da yazarsanız direncini öğrenme açısından önemli. Yani kardeşi 6 aylık halen devam ediyor. Başka bir şey. Ya 1 aylık çok normal. Hani 6 aylık da normal de. Hani 1 aylıksa zaten çok normal. Çünkü onu kabul etmesi, kardeşi olduğunu özümseyebilmesi, aynı ortamda yaşaması gerektiğini anlaması vesaire için bu ben merkezlik sürecinde düşündüğümüzde biraz zaman alabilir. O anlamda ne yapmamız lazım? Nasıl çözebiliriz? Şöyle, öncelikle çok panik yapmamalıyız. Çocuğumuza da bunu hissettirmemeliyiz. Aa, neden altına yaptın? Bak şimdi burada ben görmezden gelmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl yani? Çocuğunuz altına kaçırdı. Hiçbir şey olmamış gibi yapılması gerekenler yapılmalı. Kıyafetleri değiştirilmeli. Ben burada biraz yavaş daralması taraftarıyımdır. Ya hocam kışa giriyoruz, havalar soğuk, haklısınız. Ama normal koşullarda, yani şu önemli, çocuğa vereceğimiz davranışsal iletim, mesaj açısından söylüyorum. Çocuk altına yaptı, bilinçli olarak yaptı. Zaten bu beceri vardı. O 2 yıl önce kazanmıştı. Ağır davranırım değiştirmek için. Niye? Yani ben bunu yapmandan hoşlanmıyorum mesajı veririm. Birazcık da rahatsız olmasını isterim. Ya hocam rahatsız olmuyor. Olduğunu göstermeyebilir. Çünkü bir rakip var. Kardeş doğdu. Onu egal etmesi gerekiyor. Orada bir direnç gösterebilir ya da direkt gösterebilir. Yani değiştir diye yanınıza gelebilir, ifade edebilir, ağlayabilir, direnç gösterebilir. Yani değiştirmeniz açısından sizi zorlayabilir vesaire. Bu doğru yolda olduğunuzu gösterir zaten. O zaman orada kesinlikle ağır davranmamız gerekiyor. Yani bir hemen değil de birkaç dakika, bir 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika çocuk o rahatsızlığı bir hissetmesi lazım. Yapıyorum değişiyor, yapıyorum değişiyor, yapıyorum değişiyor. Çocuk, kardeş de var zaten. Ondan sonra ne güzel işte, annem sürekli olarak kardeşimi bırakıyor. Kucağımdaydı kardeşim, onu bırakıyor yatağa, hop koşa koşa bana geliyor. Siz olsanız ne yaparsınız? Çocuk gözüyle bakın, yapmaya devam edersiniz. O yüzden biraz ağırdan alın demeye çalışıyorum. Bunu yapamıyorsak da en azından görmezden gelelim. Yani altını değiştirirken ya niye yaptın sen, abla oldun, abi oldun, bunlara hiç girmeyin, olur mu? Hiç bunlara girmeyin. Çok yapılan bir şeydir. Öğüte, nasihata girmeyin. En azından görmezden gelin. Yani çocuk bizim yani yetişkini eleştiri tuzağı diye tabir ettiğimiz uda açısından, davranışçılık açısından eleştiri tuzağı diye tabir ettiğimiz çocuğun tuzağına düşmeyin. Çocuğu dikkatini çekmeyin. Olumsuz davranışı köpürtmeyin.
efendim ateşe de benzinle gitmeyin. Yani değiştirin, bırakın, hiçbir şey olmamış gibi davranın. Naçizane, görmezden gelmeden kastım bu. Bir süre sonra taşla yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi ne kadardır yapıyor daha önemli olacaktır. Yani çocuğun direncini anlamak adına, görmek adına önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sanıyorum çok aslında basit bir problem, uzun sürebilir direncine bağlı olarak ama çözebileceğiniz bir şey. Zaten ortada kazanılmış bir beceri var.